x'ten y artı z'ye tepkimesi dengedeyken sıcaklık arttırılırsa denge sabitinin değeri de artıyor diyor. Sıcaklık arttırıldığı zaman kc değeri artıyorsa bu tepkimenin endotermik olduğunu anlayabiliriz. Çünkü endotermik tepkimelerde sıcaklık artınca k değeri artar. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Öncelikle tepkime endotermiktir. Doğru. Isı dolayısıyla sol tarafa yazılır. Minimum enerji eğilimi girenler lehinedir diyor. Minimum enerji ısının yazıldığı tarafa doğrudur. Isı da sol tarafta yazıldığına göre minimum enerji yönelimi sol tarafa doğrudur. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Diyelim ki x'in şurada 20 kilojüllük bir enerjisi olsun. Diyelim ki 10 kilojüllük bir enerji alarak y ve z'ye dönüştü. Dolayısıyla y ve z'nin enerjisi daha fazladır. Dolayısıyla burada ürünlerin enerjisi girenlerden daha fazladır. Ve enerjisi daha düşük olan daha kararlıdır. Tabii ki düşük sıcaklıklarda. Dolayısıyla burada girenler daha kararlıdır. Ürünler daha kararlı değildir. Yüksek sıcaklık olsaydı durum tersine dönüp ürünler daha kararlı olabilirdi. Ama burada düşük sıcaklıkta dediği için üçüncü ifade yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Kalsiyum karbonatın sıcaklıkla parçalanarak kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazını oluşturduğu tepkime dengedeyken T derecede kap hacmi sabit sıcaklıkta azaltılıyor. T derecede tekrar dengeye gelen sistemde başlangıca göre niceliklerinden hangileri artar demiş. Şimdi siz burada kabın hacmini azaltıyorsunuz. Kabın hacmini azaltırsanız kapta zaten sadece karbondioksit gaz Karbondioksitin burada basıncı ve aynı zamanda derişimi burada artacak. Şimdi karbondioksitin derişimi arttığı için reaksiyon Chatelier ilkesine göre sola doğru giderek tekrardan dengeye gelecek. Sola doğru kaydığı için kalsiyum karbonatın Tabi derişim artmaz ama mol sayısı artar. Kalsiyum oksitinde yine derişimi değişmez ama bu kalsiyum karbonatının da derişimi değişmez. Kalsiyum oksitinde değişmez ama miktarı bir miktar azalacak. Karbondioksitin de miktarı azalacak ki burada şöyle bir durum var. Kc yalnızca karbondioksitin derişimine bağlı. Ve ilk durumda karbondioksit eklense de sola doğru kaydığı için bir miktar azalacak ama ilk durumdaki konuma gelecek kadar azalacak. Çünkü ilk durumdan daha az azalmış olsa karbondioksit azalıp artıp Kc'nin de artması gerekir ama denge sabiti yalnızca sıcaklıkla değişir. Sıcaklık sabit olduğu için bu değişmez. Dolayısıyla karbondioksitin derişimi de ilk önce arttı sonra azalacak ilk konumuna geri gelmiş olacak. Dolayısıyla karbondioksitin derişimi bu durumda değişmez. Derişimi art, hangileri artar diyor. Bu değişmez. Kalsiyum karbonatı mol sayısı artar. Artarları soruyordu. Olur. Denge sabitinin değeri de yine değişmez. Dolayısıyla bu da olmaz. Dolayısıyla sorun cevabı yalnız 2B şıkkı diyebiliriz. 2NO'dan N2 artı O2'ye bu denkleme göre 2 litrelik sabit hacimli kapta 0,2 mol NO, 0,4 mol N2 ve 0,4 mol O2 gazları ile sistem dengede olduğunu söylüyor. Sabit sıcaklıkta kaba 0,2 mol NO gazı eklenirse tekrar denge kurulduğunda kapta kaç mol N2 gazı bulunduğunu bize soruyor. Öncelikle şu tepkimi şuraya yazalım. 2NO hepsi zaten gaz fazında. 2NO'dan N2 artı O2. Şimdi sistem başlangıçta zaten dengede. Şöyle birinci denge diyelim. İlk durumda dengedeyken mol sayılarını yazalım. Kc bulacağımız zaman hacme bölerek Kc'yi bulabiliriz. NO'nun mol sayısı 0,2. N2'nin mol sayısı 0,4. Oksijen'in de mol sayısı 0,4. Bu durumda dengedeydi. Sonra gidip kaba 0,2 mol'lük NO gazı eklediniz. Kaba NO gazı eklerseniz denge bozulur ve tekrar dengeye gelmek için reaksiyon sağa doğru hareket eder. Öncelikle kaba 0,2 mol NO eklemek bir etki diyelim şöyle. Artı 0,2 mol. Şimdi siz sağa doğru tepkime kayarken reaksiyon tekrar dengeye gelmek için sağa kayacağı için sağdaki maddelerin derişimi artacak. NO'nun da derişimi bir miktar azalacak. Dolayısıyla şöyle bir değişim yaşanacak. Bu etkiden sonra şöyle değişim diyelim. Reaksiyon sağa kayacağı için NO bir miktar azalacak ama ne kadar azaldığını bilmiyoruz. Katsayla orantılı olacak değişimler. Diyelim ki 2x azalmış olsun. NO 2x azalırsa N2 ve O2'de katsayılı orantılı olarak x artar. Ve bunlar yaşandıktan sonra bu değişimler yaşandıktan sonra sistem ikinci kez dengeye gelir. Sistem ikinci kez dengeye geldiği zaman. Burada NO'nun molü 0.2 artı 0.2 0.4 0.4 eksi 2x. N2'nin molü 0.4 artı x artı. O2'nin de molü yine 0,4 artı x. Biz neyi arıyoruz? İkinci kez denge kurulduğunda kapta kaç mol N2 gazı bulunduğunu arıyoruz. Yani biz x'i aramıyoruz. Bakın buna dikkat edin. X'i bulup direkt işaretlerini 0,4 artı x'i arıyoruz. Yani ikinci, ikinci dengede N2'nin mol sayısını arıyoruz. Şimdi N2'nin mol sayısını nasıl bulabiliriz? Şimdi bizim sıcaklık değişmediğine göre denge sabitinin değeri değişmedi. Dolayısıyla birinci dengeden denge sabitini bulup ikinci dengede yerine yazarak bulabiliriz. Şimdi birinci dengede Kc eşittir 0,4 tabi kat sayılar burada 1. 0,4 hacim bu arada 2 ile hacme bölmemiz gerekir. 0,4 bölü 2 çarpı 0,4 bölü 2 bölü 0,2 bölü 2'nin de karesi. Aslında buradan şunu görüyoruz. hacim hacmin burada bir önemi yok. 2 çarpı 2, 4. 2'nin karesi 4. Yani hacimler birbirini götürecek. Yani hacime bölmesek de olur burada. Dolayısıyla eşittir diyelim. 0,4'ün karesi bölü 0,2'nin karesi. Böyle kalsın. Eşittir. Şimdi bu kc buradaki kc ile aynı. Eşittir bu. 0,4 artı x çarpı. Tabi şöyle. Bunu da 2'ye bölmemiz gerekiyor ama bu birinci dengeden de gördüğümüz gibi hacmi bölmemize gerek yok. Direkt yazabiliriz. 0,4 artı x çarpı 0,4 artı x. Yani 0,4 artı x'in karesi bölü 0,4 eksi 2x'in karesi. Şimdi burada her iki tarafın karekökü alınırsa her iki tarafın şöyle kare alalım. Şurada kareler karekökü götürecek. Kareler karekökü götürecek. Ve sonuç olarak 0,4'ü 0,2'ye böldük. 2, 2 bölü 1 diyelim şöyle eşittir. 0,4 artı x 0,4 artı x bölü 0,4 eksi 2x Burada işler dışlar çarpma yapacak olursak şurada devam edelim. 2'ye 0,4 eksi 2x ile çarparsak 2 çarpı 0,4 0,8 eksi 4x eşittir. 0,4 artı x Eksi 4x'i bu tarafa 0,4'ü bu tarafa 5x eşittir. 0,4 x de burada 0,4 bölü 5 Böyle bir dursun ya da şöyle yapalım. 2 ile bir çarpalım. 0,8 bölü 10 x de buradan 0,08 Şimdi biz yalnız x'i aramıyorduk. En başta da ifade ettiğimiz gibi biz 0,4 artı x'i arıyoruz. Yani şurayı arıyoruz. Çünkü n2'nin son durumdaki molini arıyoruz. Dolayısıyla 0,4 ile de 0,08'i toplarsak 0,48 eder. Dolayısıyla son cevabı da d şıkkı diyebiliriz. 1 litrelik bir kapta pCl3 gazı artı Cl2 gazının pCl5 gazına bu denkleme göre 4'er mol PCl3, Cl2 ve PCl5 gazlarıyla bu sistem dengede. Kabın hacmi kaç litre yapılırsa diyor ki sistem tekrar dengeye ulaştığında kapta 5 mol PCl5 gazı bulunur diyor. Öncelikle tepkimeyi şuraya tekrar bir yazalım. PCl3 hepsi gaz fazında. cl 2de PCl5. İlk ilk durumda hacim 1 litre ve birinci durumda dengedeyken hepsinin mol sayısı 4 mol. Şöyle 4, 4, 4 şekilde yazalım. Şimdi diyor ki PCl5'in mol sayısı 5 mol oldu diyor. Yani 4 moldü. Hepsi 4 mol ya PCl5 mol çıktı. Yani PCl5'in molü arttı. PCl5'in molü nasıl artar? Demek ki bu etki kabın hacmin değiştirilmesi sonucunda reaksiyon sağa doğru kaymış ki PCl5'in mol sayısı artmış. Peki reaksiyon sağa doğru neden kayar? Bakın sol tarafın kas sayıları 2. Kas sayılar toplamı 2. Sağ tarafın 1. Sol tarafın sağ tarafın kas sayısı daha düşük. Yani daha düşük basınçlı. Yani sistem basıncı düşürecek tarafa doğru hareket etmiş. Demek ki sistemin basıncı artmış. Demek ki hacmi azalmış. Yani burada kabın hacmini arttırıp azaltmadığını söylemiyordu. Biz burada buradaki yorumdan hacminin azaldığını bulduk. Kabın hacmini azalttın. Azalttığın için tüm maddelerin basıncı arttı. Aynı zamanda derişimleri de arttı tüm maddelerin. Basınç arttığı için deşatör ilkesine göre sistem tekrar dengeye gelebilmek için kas düşük olduğu tarafa yani basıncın düşük olduğu tarafa sağa doğru gitti ve PCl5'in derişimi de bu anlam molü de bu anlamda arttı. Şimdi reaksiyon sağa doğru kaydığına göre burada PCl5'in zaten mol sayısı artmıştı. Cl2 ve PCl3'ün mol sayısı azaldı. Dolayısıyla şöyle bir değişim oldu. Hacmin değişmesiyle birlikte sol taraftaki maddelerin molü azaldı. Diyelim ki A mol azaldı. Burası A azaldıysa bu da A azaldı. Katsayılı orantılı burası ise A arttı. Bu değişimden sonra sistem tekrardan dengeye geldi. Ve sistem ikinci kez dengeye geldiği zaman PCL5'in mol sayısı 5 mol oldu. Demek ki aslında burada 1 mol arttığını zaten 1 mol azaldığını görebiliriz. Bu 5 mol olduysa burası 3 mol bu da yine 3 mol oldu. Ama hacim artık değişti. Son durumdaki hacmi bilmiyoruz. Diyelim ki hacim V olsun. Dolayısıyla bunların derişimleri 3 bölü V, 3 bölü V ve 5 bölü V. V'yi nasıl bulacağız? Birinci dengedeki denge sabiti neyse ikinci dengede de aynıdır. Dolayısıyla önce ilk durumdan Kc'yi hesaplayalım. O da 4 zaten hacim 1'de ilk durumda. Derişim direkt 4. 4'ün birinci kuvveti 4. Bölü 4 çarpı 4. Dolayısıyla buradaki Kc 1 bölü 4'e eşit. 1 bölü 4 eşittir. 5 bölü ve 5 bölü ve bölü 3 bölü ve çarpı 3 bölü ve Şöyle bir tane V'ye gitsin. İşlemi devam ettirecek olursak 1 bölü 4 eşittir. Ters çevirip çarpı üst tarafta 5 bölü 1 çarpı 9 bölü ve yani V bölü 9. Şöyle yapalım. 9'u bu tarafa 5'i de bu tarafa alırsak. V eşittir. 9 bölü 5 kere 4 20. Yani 4,5 bölü 10. Yani 0,45. Yani son durumda hacim 0,45 litre olmuş. Yani son cevabı da C şıkkı diyebiliriz. Denge durumundaki bir tepkiminin sabit sıcaklıkta kap hacmi arttırıldığında denge bozulmuyor diyor. Kap hacmi arttırılmasına rağmen denge bozulmuyorsa sol taraf ve sağ taraftaki katsayılar toplamı birbirine eşittir. Hangisi olabilir diyor. 1 artı 4'e 2 bu olamaz. 1 artı 1 2 1 artı 1 2 olabilir. Yani B şıkkı cevap. Katı katımına dikkat edin. 0'a 1 olamaz. Sol taraf 1 sağ taraf 2 olamaz. Sol taraf 2 artı 1'den 3'e 2 bu da yine olamaz. Yani B şıkkındaki gibi olursa tepkime hacim arttırılsa bile katsayılar toplamı eşit olduğu için denge bozulmaz. X artı Y'den Z'ye tepkimesi dengedeyken katalizör kullanılırsa yargılarından hangileri gerçekleşir diyor. Denge tepkimelerinde katalizör kullanılmasının tek etkisi dengeye gelme süresini arttırır. Yani tepkimenin hızını arttırır sadece. Zaten dengedeyken dengede olduğunu söylüyor sistemin. Katalizör kullanırsa sadece bundan sonra devam eden tepkime daha hızlı bir şekilde de devam eder. Dolayısıyla denge bozulur demiş ama katalizör denge konumunu bozmaz. Katsayılarla alakalı da değildir. Yani eşit olması, farklı olması fark etmez. Denge konumu bozmaz, bozulmaz. Zaten denge sabiti değişmez. Denge sabiti değişmediği için, Kc değişmediği için ki Kc yalnızca sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla K bölü Kg oranı da bu anlamda değişmez, artar demiş. Yanlış. Katalizör kullanıldığı için tepkimenin hızı artacak. Hem ileri hem de geri yöndeki tepkimenin hızı artacak. Dolayısıyla cevap yalnız 3C şıkkı diyebiliriz. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin kısmi basınç türünden denge sabiti Kp ile derişimler türünden denge sabiti Kc arasında Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri bir ilişkisi vardır diyor. Zaten Kp ile Kc arasındaki ilişki Kp eşittir Kc çarpı RT üzeri delta n ile ifade edilir. Dolayısıyla delta n'in burada 1 olduğunu görebiliriz. Delta n 1. Peki delta n ne? Ürünlerdeki gaz maddelerin katsayıları eksi girenler. Yani ürünlerdeki gaz eksi girenler eşittir 1. E dolayısıyla buradan üründeki gaz kat sayısının girenden daha büyük olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi dolayısıyla bizim tepkimiz şöyle bir tepkim olsun. A'dan B'ye bir tepkim olsun. Burada diyelim ki A'nın kat 1 ise B'nin katsayısı 2'dir. Çünkü ürünün katsayısı girenden 1 daha fazla. Şimdi buradan sonra diyor ki belirli bir sıcakta dengede olan bu tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi azaltılırsa. Şimdi hacim azaltılırsa bir kere tüm maddelerin derişimi artar. Yani A ve B'nin artar. Aynı zamanda tüm maddelerin basıncı da artar. Tüm maddelerin basıncı burada bu arada katsayılar farklı olduğu için bu sistemin dengesi bozulur. Basınç arttığı için sistem basıncı azaltacak yönde hareket ederek tekrardan dengeye gelmek ister. Basıncın daha az olduğu tarafta kas sayının daha düşük olduğu taraftır. Yani burada reaksiyon sola doğru giderek tekrardan dengeye gelmek isteyecek. Dolayısıyla denge girenler lehine bozulmuş olacak. Kaptaki gaz mol sayısı reaksiyon sola doğru hareket ettiği için gaz mol yani 2'den 1'e az olan tarafa hareket ettiği için gaz molekül sayısı azalır. Tam tersi olursa artar eşit olursa değişmez diyecektik. Dolayısıyla ikinci ifade bu anlamda doğru. İleri yönlü reaksiyon hızı azalır demiş. Yani sağa doğru olan hız azalır demiş. Şimdi Burada sola doğru giderken B maddesinin miktarı bir miktar azalacak. A'nın miktarı artacak. Yani girendeki maddelerin maddenin miktarı arttığı için onun hızı da artmış olacak. Yani ileri yöndeki hız bu anlamda artmış olacak. Dolayısıyla ileri yöndeki hız azalır demiş. Tam tersi artar olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu da yanlış. Dolayısıyla doğru olan yalnız iki B şıkkı diyebiliriz x artı y'den z'ye bu denkleme göre dengede olan tepkimenin bulunduğu kabın hacmi sabit sıcaklıkta T1 anında arttırılıyor demiş. Yani siz hacmi arttırıyorsunuz. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi hacim artıyorsa kapta bulunan maddelerin tabi katı veya sıvı değilse derişimi azalacak. Aynı zamanda basıncı da azalacak bundan hareketle. X'in derişimi değişmediğine göre X ya katıdır ya sıvıdır. Dolayısıyla birinci ifade direkt doğru. Şimdi siz hacmi arttırdınız. işte derişim ve basınç azaldı. Ve baktığımız zaman şu grafiğe. Şimdi hacim arttığı için zaten tüm maddelerin derişimleri azaldı. Y ve Z işte gaz oldukları için derişimleri azaldı. Daha sonra Y'nin derişimi bir miktar artıyor. Z'nin ise azalmaya devam ediyor. Y'nin derişimi bir miktar arttığına göre sonra demek ki reaksiyon sola kaymış ki bu etkiler sonucunda. Y'nin derişimi bir miktar artmış. Z'nin derişimi tabii ikisinde derişimi azaldı ama hacim arttırıldığı için Sonra denge bozulduğu için tekrardan reaksiyon sola doğru hareket etmiş. Y bir miktar artmış. Z de bir miktar azalmış. X de katı veya olduğu için değişmemiş. Şimdi hacim arttığı zaman basınç azaldığı için sistem tekrar dengeye gelebilmek için basıncın büyük olduğu tarafa yani kas sayının, gaz katsayısının büyük olduğu tarafa hareket eder. Demek ki sola gittiğine göre demek ki N değerinin M değerinden büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla M büyük N demiş. Bu yanlıştır. T2 anında T2 anına baktığımız zaman sistem T2 andan sonra derişimler sabitlenmiş. Dolayısıyla T2 andan sonra tekrardan dengeye gelmiş. T2 anında ileri ve geri yöndeki hızlar birbirine eşitlenmiştir. Dolayısıyla 3 de doğru. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 3 D şıkkı diyebiliriz. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkime dengedeyken uygulanan bir işlem sonucu hem ileri yönlü tepkimenin hız sabiti yani Ki hem de geri yönlü tepkimenin hız sabiti yani Kg değerleri artıyor. Uygulanan işlem dengeyi bozmadığına göre bu işlem yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi sıcaklığı arttırmak dengeyi bozar. Dolayısıyla bunu almayız. Dengeyi bozmakla ilgili bir şey söylemeseydi. Evet sıcaklığı arttırmak tepkimin hem ileri hem de geri yönde hızını arttıracağı için K ve KG değerini arttıracaktı. Ama dengeyi bozmadığına göre dediği için biri almayız. Evet katalizör kullanmak dengeyi bozmaz. Aynı zamanda K değerlerini de değiştirir. Hem tepkimi hızlandıracağı için hem K'yı hem KG'yi arttırır. Dolayısıyla katalizör al alabiliriz. Kap hacmini azaltmak. Kap hacmini azaltmak dengeyi bozabilir, bozmaya da bilir. Yani katsayılar eşitse dengeyi bozmaz, katsayılar eşit değilse bozar. Ama kap hacmini azaltmak yani aslında derişimi değiştirmek K hız sabitinin değerini etkilemez. K birçok faktörden etkilenir ama derişim etkisinden etkilenmez. Maddelerin cinsi, işte temas düzeyi, sıcaklık, katalizör gibi şartlardan etkilenir. Dolayısıyla kap hacmini azaltmak K'yı ve K'yı değiştirmeyeceği için son cevabı yalnız 2, B şıkkı diyebiliriz. Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen bir denge tepkimesinin mekanizmaları sırasıyla aşağıda verilmiştir. Yavaş ve hızlı basamağı vermiş. Buna göre net tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir mekanizmalı tepkimede denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Yavaş basamağın girenlerine göre hız tepkimesi yazılır. Buna dikkat edin. Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş basamağın girenlerine göre yazılır. Ama denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Net tepkimeyi de bulacak olursak taraf tarafa toplayalım. Z'ler birbirini götürdü. Z burada ara Bir tarafta oluşmuş. Bir tarafta kaybolmuş. Net tepkime de yer almayacak. Z burada ara üründür. Doğru. 2x artı y artı m. Şöyle 2x artı y artı m'den. T artı L net tepkime. Ürünlerin derişimi T ile girenlerin derişimi katsayısı X'in karesi yeme. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Tepkime kabına Z gazı eklenirse. Z gazı eklenirse. Şöyle de ya da net tepkimeden bakacağız burada. Z gaz eklersen Z net tepkime de olmadığı için denge sağa veya sola kaymaz. Z'nin burada dengeye herhangi bir etkisi yoktur. Net tepkimeye göre bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ürünler lehine kayar. Burada yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 3. C şıkkı diyebiliriz. X artı 2 y'den Z artı 2 T de, denge tepkimesinde yüksek sıcaklıkta girenler ürünlerden daha kararlıdır diyor. Dengede olan sisteme ayrı ayrı uygulanan işlemlerinden hangilerinin denge etkisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bir tepkime de enerjisi düşük olan taraf daha kararlıdır. Ama sıcaklık yüksek sıcaklıklara çıkartılırsa durum tersine döner. Dolayısıyla normalde düşük sıcaklıkta bunun tersidir. Girenler ürünlerden kararlı değil, ürünler daha kararlıdır. Ürünler daha kararlı olduğu için düşük sıcaklıklarda ürünlerin enerjisi daha düşüktür girenlere göre. Dolayısıyla bu tepkime bu anlamda ısı veren yani egzotermik bir tepkimedir. Çünkü ürünlerin enerjisi daha düşük olduğu için yani girenlerin enerjisi daha büyük olduğu için bir miktar enerji vererek ürünler oluşacak. Şimdi egzotermik olduğunu buradan hareketle bulduk. Şimdi etkilere bakalım. Sıcaklığı düşürmek. Sıcaklığı azaltırsanız reaksiyon sağa doğru kayar. Ürünlere kayar. Aynı zamanda egzotermik tepkimi olduğu için egzotermik bir tepkime sıcaklık azalırsa Kc değeri artar. Sıcaklıkla Kc egzotermikte ters orantılı. Endoda doğru orantılıdır. Birinci ifade doğru. Kap hacmini arttırmak. Denge bozulmaz demiş. Kas sayılar toplamı eşit olduğu için kaba hacmini arttırmak veya azaltmak burada denge konumunu bozmayacaktır. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. Sabit hacimde Y gazı eklemek. Y gazı eklerseniz reaksiyon sağa doğru kayar. Sağa doğru kayarsa Z ve T'nin derişimi artar. X'in derişimi azalır. Y'nin derişimi de azalır ama ilk etki sıfırlanamaz. İlk durumda arttırdığımız için sonra azalsa da ilk duruma göre fazladır. Dolayısıyla Y, Z ve T'nin Y, Z ve T'nin ilk duruma göre derişimi artar ifadesi doğrudur. Dolayısıyla sorunun cevabı da 1, 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Şekildeki ideal pistonlu kapta dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda buharı ile dengede olan saf su ve bir miktar helyum gazı bulunmaktadır. Sıcaklık sabit tutularak kaba bir miktar helyum gazı eklenip musluk kapatılarak sistemin tekrar dengeye gelmesi bekleniyor. Buna göre ilk denge durumuna göre sistemde yukarıdakilerden hangileri son denge durumunda daha düşük değere sahiptir. Şimdi ideal pistonun özelliği dış basınçta İçerideki gazların basınçları toplamı birbirine eşit olmasıdır. Dolayısıyla ilk durumda P0 helyumun basıncıyla H2O gazının basıncının toplamına eşittir ki P0 da zaten 1'dir. Daha sonra siz musluktan içeriye helyum gazı gönderiyorsunuz. Helyum gazı gönderdiğiniz zaman piston yukarıya doğru hareket eder yani hacim burada artar. Diyelim ki piston yukarıya doğru hareket etti ve şöyle bir konuma ulaştı. Piston diyelim ki şuraya geldi. Şimdi bu durumda Hacim arttığı için yine dış basınç aynı dış basınca maruz kalıyor sistem. Yine dış basınçla içerideki gazların basınçları toplamı birbirine eşit. Yani yine dış basınçta değişmediği için P tabii ki yine P0 1'e eşit. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Hacim arttığı için normalde basınçların azalması beklenir. Yani H2O gazının basıncının azalması beklenir. Ancak bu sıvısıyla dengede olduğu için hacim arttığı zaman basıncı azaltmamak için bir miktar daha sıvı buharlaşır sıvı buharlaşarak gaz haline geçer. Dolayısıyla burada sıvının miktarı ilk duruma göre daha düşük bir değere sahiptir, azalmıştır. Ya yani burada şu sıcaklık değişmediği için suyun buhar basıncı burada değişmeyecektir. Suyun buhar basıncı değişmiyor. E, P0 da değişmiyor. O zaman P helyum değeri de bu anlamda değişmeyecektir. Suyun buhar basıncı suyun buhar basıncının da yine değişmeyeceğini söylemiştik. Peki şöyle de düşünülebilir. Ya hacim artıyor, basıncın azalması gerekiyor. Niye azalmıyor? Tamam, hacim arttığı için basınç azalıyor ama helyumun mol sayısı arttığı için de basıncın artması gerekiyor. Bir taraftan azalıp bir taraftan artması gerekiyor. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanabilmesi için helyumun ilk durumdaki basıncına geri dönmesi gerekiyor. Eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı yalnız 2 B şıkkıdır diyebiliriz.